Merhaba çocuklar. Hadi bakalım hikayemize geçmeden önce bir parmak oyunu söyleyelim. Vuralım, vuralım küçük elleri. Çevirelim, çevirelim değirmenleri. Yaşasın, yaşasın küçük çocuklar. Her zaman, her yerde uslu dururlar. Şimdi hikayemiz başlıyor. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Karga ile Tilki. Bir varmış, bir yokmuş. Kara karganın karnı bir gün çok acıkmış. Ne yapayım, ne yiyeyim diye düşünüyormuş. Sonunda ormanın kenarındaki köye gitmeye karar vermiş. Köyde penceresi açık bir eve girmiş ve tezgahta duran bir dilim peynir alıp hop kaçmış. Hiç okula gitmediği için başkasının peynirinin izinsiz alınmaması gerektiğini bilmiyormuş. Uçarak ormanın en yüksek ağacına konmuş. O sırada henüz sabah kahvaltısını yapmamış olan bir tilki peynirin kokusunu almış. Sinsi sinsi düşünmüş. Peyniri kargadan alabilmek için bir plan yapmış. Ellerini ovuştura ovuştura avına doğru ilerlemiş. Yapmam gereken tek şey karganın ağzını açtırmak. Konuşmak için ağzını açar açmaz peyniri düşer diye düşünmüş. Karganın bulunduğu ağacın altına gelmiş, peynirin kokusunu iyice iştahını kabartmış. Tilki, günaydın, size bakmaktan kendimi alamıyorum. Çünkü tüylerinizin parlaklığı gözlerimi kamaştırıyor. Daha önce bir böyle güzel tüyler görmemiştim demiş. Tilkinin bu övücü sözleri karganın çok hoşuna gitmiş. Fakat ağzında peynir olduğu için cevap verememiş. Tilki ise planını işlemekte olduğunu görüp sevinmiş. Tilkinin konuşması kargayı hayallerinden uyandırmış. Karga kardeş, eğer sesiniz de tüyleriniz gibi güzelse bu ormanda hiç kimse sizinle boy ölçüşemez demiş. Karga tilkiye hemen güzel sesiyle şarkı söylemek istiyormuş. Ağzını açtığında peynirinin düşeceği hiç aklına bile gelmemiş. Övülmekten aklı resmen başından gitmiş. Sonunda karga güzel sesini tilkiyi dinletebilmek için doğrulmuş. Şarkısını söylemek için kakasını açmış. Derken işte o zaman olanlar olmuş. Ağzındaki peyniri top düşüvermiş. Bunu bekleyen tilki peyniri havada kapmış. Hiç vakit kaybetmeden peyniri yemek istiyormuş. Oh, bana afiyet olsun demeyi de unutmamış. Karga önce neye uğradığını anlayamamış. Tilkinin sözlerini duyunca kandırıldığını anlamış. Kandırıldığına mı yansın? Peynirin gittiğine mi? Karar verememiş. Kurnaz tilki ise kıs kıs gülüyormuş. Karga sinirlenmiş. Hani tüylerim çok güzeldi? Güzel sesimi de duymak istiyordum demiş. Tilki, bunların hepsi yalandı. Sen benim övgü dolu sözlerimi seviyorsun. Ben de peynir yemeyi seviyorum. Övücü sözlere kanmasaydın. Bana kızacak, üzecek bir şey yok demiş. Sonra da peyniri alıp oradan hop uzaklaşmış. Karga tilkinin arkasından baka kalmış. Sonra da peyniri alıp oradan koşa koşa kaçmış. Karga küçücük peynirle büyük bir ders almış. Övücü sözlere kanmaması gerektiğini öğrenmiş. Kendini olduğundan farklı göstermemesi gerektiğinin farkına varmış. Peyniri de izinsiz aldığına çok pişman olmuş. Çünkü o peynirin tadını bile alamamış. Hoşça kalın çocuklar. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Bay bay.